Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler dilerim. Bugün koridor astarla alakalı biraz hem bilgi hem video çekeceğim. Şöyle söyleyeyim, ben baya bir artık bir senenin üzerinde koridor ast üretiyorum ve seri bir şekilde ve düzenli bir şekilde. Böyle sade balıkların, hani şu an akvaryumda gözükmüyor, görmeniz açısından bir hareket yapayım böyle. Bunlar pandalar. Pandalar sürü şeklinde geziniyor. Bu sadece ufacık bir kısmını gördüğünüz. O tuğla içi dolu arkadaşlar. Böyle yan tuttum, tek elimi suya soktuğum için. Kusura bakmayın. Stervaylar da ara ara grup şeklinde gezer ama genelde dağınık gezerler. Biraz böyle balıkların para ve hareketleriyle girdik. Venezuelalılar da dağınık gezen çöpçü türleridir. Bir araya geldiklerini görün ama genelde akvaryumun her yerini gezerler. Dikmeler grup şeklinde gezen balıklardır arkadaşlar. Burada ben türlerimi göstereyim. Ben biraz bilgilerle alakalı. Bakın dikmeler de burada yumurta yapmışlar. Tabii benim birkaç gündür hareket değildiler. Bakmıyordum. Camın her yerine yapmışlar. Ben bugün alırım bunları diye düşünüyorum. Su değerleri yumurtaları bozmadıysa toplarım ve camın her yerine yapmışlar. Bunlar yaklaşık arkadaşlar. Çok uzun bir süredir benle birlikte değildi bunlar. Yani buradaydı, pardon. Çok uzun süredir burada değildi balıklar. Lepis testlerinin altındaydı ve haliyle orada üremelerini yapmıyorlardı. Burada yerine başka bir, sade kendi türleriyle bir yer aldığımızda göreceksiniz. Bütün özel türler için söylüyorum. Kendi cinsleriyle bakıldığı zaman muhakkak ergenliğe ulaşan çöpçüler yumurtlar. Ya cama ya şöyle görmüş olduğunuz üzere mop varsa mopun yanına, mopun içine yumurta yaparlar arkadaşlar. Bugün dediğim gibi biraz pazar günlerden çok fazla da bakamadım. Venezuelalılar da yumurtluyordu. Biraz vakit ayıramadım. Biraz dinleniyorum kendimde. Eve falan geçtim, uzandım. Şimdi arkadaşlar burada da pandalarımız var. Pandalar da arkadaşlar moplara koyarsanız moplara dizmeyi çok seviyorlar. Pikmelerde hiç denemedim. Goldbrazerlerde hem anubiaslara hem de moplara yapıyor arkadaşlar. Nepoensisler bitkiye de yapar, cama da yapar. Nereye denk gelirse yapar arkadaşlar. Nepoensisler saz bitkisi varsa ona yapar. Yani türlü yerlere yumurta dizerler. Stervaylarda genelde benimkiler cama yapıyor, mopa yapanı da var ama cama da yapıyor arkadaşlar. Hem türleri de göstermiş oluyorum böyle. Burada şunutseler var arkadaşlar. Black şunutse diye geçiyor. Zaten şunutse denmesindeki şey uzun balıklar, gemi gibi balıklar. Bir de Black Venezuelalar var arkadaşlar. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam ya diğerinden diğeri olması lazım. Black Venezuelalılar da kısa, basık olan balıklar. Yani şu tarzda balıklar arkadaşlar, Black Venezuelalılar. Benim burada hem Black Venezuela hem şunutse var. Eşleşiyorlar. Ama kim kimle eşleşiyor bilmiyorum. Balıkların geneli şunutse olarak çıkıyor. Black Venezuela çıkmıyor bende genelde. Dişiler belki benim genel anlamda hep şunutse ağırlıklı. Black Venezuela zaten sayılıydı. Burada da kaç tane var bilmiyorum. Biraz daha şuna değineyim, hem konuşayım. Burada da 13 Venezuelalılar var. 2 tane kolonim var arkadaşlar. Bunlar tek koloniydi, ayırdım. Buradakiler benim eski kolonilerdi. Düzenli yumurta alıyordum. Bu koloniyi ekledikten sonra koloni bozuldu. Ben tabi bunların içerisinden 4 tane daha yeni balıkları da ekledim ama genel anlamda benim balıklar daha büyüktü ve renkler daha canlıydı. Onlardan koydum. 4 tane de yeni gelen, 4-5 ay önce bana katılan 20 tane kadar olan Orange Venezuela'dan 4 tane falan koydum diye düşünüyorum. Bunlardan yumurta almaya başladık. Yumurtalar da dolu. Tekrardan üreteceğiz inşallah. Şimdi genel anlamda demek istediğim, kolonimizi yenilemeniz gerekiyor zaman zaman. Burada da Trinatus'lar var. Hem lafa gireceğim hem şey yapacağım. Bir kere böyle çöpçü türleri besliyorsanız arkadaşlar, bunlar da yumurtlamış bu arada. Kamerayı biraz kötü tutuyorum şurada. Çöpçü türleri besliyorsanız arkadaşlar, Ramson salyangoz ya da adi salyangoz, herhangi bir salyangoz türü bulundurmamanızı akvaryumunuzda çöpçüler şiddetle öneriyorum. Çünkü yumurtalarınızı yerler arkadaşlar.
çöpçülerinize yedirmeseniz bile bunlar gezince, tamam, buna denk, yumurtalara denk gelince yiyorlar arkadaşlar. Bu da bir bilgi olsun. Şimdi biraz dolaşarak hem sohbet edeyim arkadaşlar. Burada da kendime genç koloni oluşturdum. Buna da değineceğim. Yavaş yavaş genç koloni arkadan gençleştiriyoruz. Şimdi niye sohbet edeyim diyorum. Koridor aslar arkadaşlar verim açısından türüne göre değişiyor. Pandaların bana göre yavru alabileceğiniz süre arkadaşlar 1,5 yaşına kadar düzenli verimli yavru alacağınıza inanırım. 6 ayından sonra panda çöpçülerimiz arkadaşlar çok güzel bir şekilde yumurtlamaya başlıyor. Yavaş yavaş, yani çok güzel dedim, 5 doğumlu, 15'li, 20'li. 1 yaşına geldiğinde artık koloni oturuyor ve erkek sayınız fazlaysa, dişi erkek orantılı bir sayınız varsa arkadaşlar şöyle söyleyeyim, 1,5 yaşına kadar 100 yumurtaya kadar bir dişi rahatlıkla yapabiliyor pandalarda, güzel besli bir olduğu zaman. Bunların tabii ki düzenli yumurta, biz üreticiyiz, bunlara ne yapıyoruz? Gereğinden fazla proteinle besliyoruz arkadaşlar. Bu balıklar zaten hem otçul hem etçil türler diyebiliyorum, çöpçüler. Tam da bir o kadar da çok detaylı bir bilgim yok ama ben her iki yemi de veriyorum, ölüm rastlamıyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii ki çok fazla Tufex verdiğimizde ne oluyor? Su bozuluyor, blot oluyor falan. Çöpçü blot olur mu dersiniz? Oluyor, oluyor yani. Çok fazla kurtla beslediğinizde de oluyor. Yani bunun mantığı balınızı arada kurt vermeden normal yemlerle besleyip dinlendirmeniz. Üretici arkadaşlar için söylüyorum bunu. Şimdi ben sıradan çöpçüleri de göstereceğim. Onların yavrularını da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, burada benim yavrularım var. Tabii piyasa değerleri biraz daha özel türlere göre ucuz ama satışı hızlı olan, pet shoplarda özellikle görünen balıklar fiyatından dolayı. Bunlar da arkadaşlar, yani şöyle göstereyim tuğla içinden de. Epey bir varlar yani. Bunun maksadı zaten binleri üretmek. 10 binlerce ya da binlerce üretmek. Önemli olan değerinden düşük vermemek. Bak, üretmekte bir şey yok. Balığı çok yaptın, pazarın yok, ne yapıyorsun? 1 liraya veriyorsun. O balığı işte piyasasını bozuyorsun. Bütün herkesin emeğine geçiyorsun arkadaş. Yani bunu da ben değineyim, değinmeden istemiyorum. Piyasanda üreteceğin balığı satacağın kadar üretmen lazım. Eğer satışından fazla üretirsen o balığı zarar edersin. Bak, 1 liraya vererek sen de zarar edersin. Kazanamazsın yani. Hem de bu piyasada verilen kişilerin de piyasasını bozmuş olursun. Her şey zamlanıyorken, şu an suya bile %26 iski bir zam talebinde şu an bulunuyor. Ve fatura 45 günü geçti, faturalar da gelmedi, zamlı faturalar gelecektir diye. Onlar da onaylanmasını bekliyor, komisyona sürüyor. Otomatik zam almasıyla alakalı talepleri var. Yani bir sürü talepleri var. Tabii bizim üreticiler olarak bunlar maliyet. Benim faturamın şu an atıyorum 800 bin lira geliyorken 1000 lira gelen fatura 1260 lira olarak yansıyacak faturama. Bu balığı hala her şeye pahalanıyorken değerinin altında verip de üreten arkadaşlar da tabii ki yani zarar edecektir bu işte. Benim balım zaten her türlü bitiyor. Beni ilgilendirmiyor. Kaça veriyorlarsa versinler. Yani bu pazarlık, pazarın oluşturmayla, pazarın var olmasıyla alakalı olan bir şey. Balığı ucuza veriyorsun. Bak şunu söylüyorum, balığı ucuza veriyorsun. Biraz sohbet koridor aslan da çıktı ama balığı ucuza veriyorsun. O balığı arabacı da ucuza veriyor ama pet shopçu o balığı ucuza vermiyor arkadaş. Çünkü pet shop'un da zaten bir sürü onun da hakkı var. Vergisi, algısı, bilmem nesi, cartu, curtu, o suda öldü geliyor çünkü onlar bir sürü zarar ediyor. Doğru kişilerden de her zaman balık alınmıyor. Adam alıyor balığın yarısı ölüyor, bilmem ne oluyor, yansıtması gerekiyor. Sen şimdi balığı 1 liradan verdin, arabacıya geçti, arabacı 2 liradan verdi, pet shop'a gitti 7,5 lira oldu. Adama 5 liradan pet shop'çuya 3,5 liradan da verse, atıyorum, adam gene 7,5'tan satıyor, 2 liradan da verse pet shop'çunun içine giriyor, zaten zarar ettim diyor. Diğer zararlarını oradan çıkartıyor çünkü haliyle aklı adam. Yani ben ona kimseye bir şey diyemem, pet shop işletenlerin de Allah yardımcısı olsun, hani kolay bir iş değil. Herkese göre kolay gözüküyor ama değil yani.
Şimdi konumuzdan çok çok da sapıtmayalım. Burada arkadaşlar şuradan şuraya atlamayayım. Burada da benim barbatuslar var, genç balıklar. Daha koloni oluşmadılar. Tabii bunun renkleri daha gelmedi. Çünkü zeminde de kırmızılıklar var. Balık da kamuflaj yapıyor gibi bir şey bunlar zaten. Bir yerden aldım 20 tane. Ölünce ben buraya attım. 2 tane falan kaybım oldu. Çöpçüde de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer bir ölümleriniz oluyorsa muhakkak yer değişimi yapın. O sudan komple alın balınızı. Güzel bir aşılamayla sağlıklı bir akvaryumunuza, beklemiş dinlenmiş bir akvaryumunuza aktarırsanız kurtarırsınız balınızı. Gezdirin balığı. Kurtulacağını göreceksiniz birkaç kayıpla. Burada da şunutseler var arkadaşlar. Sadece şunutse, bilek şunutse diye geçmiyor. Şunutse diye geçiyor şurada çizgileri. Yanlarına bilerek arkadaşlar bilek venezuela attım. Bunlar şunutse değil arkadaşlar. Bildiğiniz bilek venezuela. Kısa ve tombullar gördüğünüz üzere. Bilek venezuela gençleri attım. Bunlarla eşleşsin diye attım açıkçası. Burada da arkadaşlar melinliler var. Yeni bir koloni. F0. Yani güzel paraları aldım şimdi. Yani iyi paralar verdim. Bakalım büyütüp inşallah üretimini yapacağız bu balıklarında. Burada yavrularımız var. Yani her yerde var mı özel tür yavrular. Bunlarla alakalı biraz daha derleyip toplayıp da bir video çekeceğim. Yani şimdi her yerde var. Bunun türüne göre ayırıp da bir görsel bir şey yapmam gerekiyor. Ama ben şu an dediğim gibi toptan olarak veriyorum. Bireysel de veriyorum. Ulaşan ulaşıyor. Veriyoruz. Burada Gold Razer'lerin yeni damızlık oluşturdum. Ama satabilirim de. Yani dişi erkek uyumlu Gold Razer 8 adet. Burada da var. Yani satış olarak düşünmeyen arkadaşlar videoyu izleyin. Ben hani şey istemiyorum yani. Burada bir ticaret algısı oluşmayın. Biraz bilgi alakalı. Dediğim gibi bu balıklar da konk olur arkadaşlar. F0'lardan gelme F1 yavruları bunlar arkadaşlar. F0 değil. Yani bunlar da dev gibi oldu. Bunlardan kendime bırakacağım bu sezon için. Bayağı bir verdik bunlardan da. Hatta yetişmiyor bile arkadaşlar vermeye konk olurlar. Çünkü nadir türler. Her yerde göremeyeceğiniz türler. Burada Adolfi ile Duplicarus'lar var arkadaşlar. Açıkçası bunu alan kişi ayrı yerlerden aldı. Bana bu koloni şeklinde geldi. Bende yavruları da var mevcut. Duplicarus olup da Adolfi olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Duplicarus'ların üst siyahlıkları arkadaşlar çok daha kalın şeritlerde oluyor. Kafa morlukları arkadaşlar biraz daha kafa turunculukları Adolfi'lere nazaran biraz daha. Bakın şu bir Adolfi. Hem fin uzunluğundan anlayabiliyorsunuz. Bak şuradaki fini uzun. Ama buradaki Diplocarus. Tamam mı? Şu Adolfi. Bunu çok çok iyi gözlemlememiz lazım. Turunculuğu daha yoğun oluyor. Bakın şu arkada bir tane silik var. O da erkek arkadaşlar. O silik olan da arkadaşlar Adolfi. Çünkü Adolfi'lerin siyahlıkları daha ince sürgü oluyor. Üst finleri, normal üst dorsalları normaline göre daha sivri çıkıyor. Bu bir bilgi olsun. Yanında giden bir Adolfi ve vücut renkleri benim gözlemlediğim, gördüğüm kadarıyla tabi bu kumun da tabi etkisi var, ortamın da etkisi var. Vücutlarında arkadaşlar gümüşümsü olanlar Duplicarus çok böyle beyazımsı parlak olanlar Duplicarus gibi oluyor. Yani bunlarla alakalı araştırma yapın. Benim dediğim tam doğrudur diye bir iddiada etmiyorum ama bak şu giden bir Adolfi. Yani biraz daha balıkların anatomisini inceley. Bak şu bir öndeki bir Adolfi. Bakın şu fin tam önümde duran bakın ince üst fini sivri. Demek istediğimi anlayın. 3 yerden alınmış balıklar. Zamanla ben de bunları iyice araştırınca biraz hakim oldum. Bende hem Duplicarus var bunların içinde hem Adolfi var. Bakın şu tam önümde poz veren bir Adolfi arkadaşlar. Sivri finli olan. Dediğim gibi Adolfi'nin vücudundaki beyazlık olan yer biraz daha sarımtırak oluyor. Diğer taraftan da Duplicarus'ların biraz daha gümüşe çalıyor. Bunlarla da alakalı böyle bir ufaktan bilgi vereyim dedim. Burada long fin tül pandalar var. Yani long fin panda diye geçiyor. Yani long fin
tül anlamında zaten. Tül panda buradakiler arkadaşlar. Bunlardan da damızlı kolonisi bir arkadaşımızdan geçti bana, satın aldım. Bunlardan da yavrularını epey bir verdik. Hala vermeye devam ediyoruz. Burada da Harbotuslar var arkadaşlar. Pikme çöpçü familyasından, aynı Pikmeus'la aynı familyadan. Çok büyümüyor boyutları ve kaplan desenli bir görünümleri var. Çok güzel balıklar. Ben şöyle söyleyeyim. En ucuzundan en pahalısına kadar bütün koridoros türlerini seviyorum ve severek üretiyorum. Yani hoşuma gidiyor. Burada gene yavrularımız var arkadaşlar. Bir dünya işte şunu sesinden tutun. Yani bir sürü Nepalisisinden tutun. Her türlü balığımız var burada. Burada Adolf yavruları var arkadaşlar. Tül pandalar var. Başka yerlerde de bak. Burada şimdi ben geçtim. Geçince kaçtılar. Burada da arkadaşlar aynı şekilde Adolf yavrularımız var. Burada da arkadaşlar tuğla içindedir ya da arkasındadır. Tül pandalarımız var. Bunlar satıldı gibi bir şey arkadaşlar. Tül pandalarımız gitti. Yani elimde var, yok değil. Yani bu akvaryumdakiler gitti. İnşallah anana da hayırlı olur. Nepoisisler var. Yani bir sürü her akvaryumda özel tür çöpçü var. Şimdi çöpçüyle alakalı biraz da bilgi olarak vereyim. Arkadaşlar kum olan akvaryumların tamamında çöpçü bulundursanız hem akvaryumuzu kum bakteri oturmasını sağlayacaktır. Bir ikincisi de kumlu akvaryumunuzun çöpçüler deşeledikleri için, tamam, devamlı bir işledikleri için kumlarınızda pislik kalmayacaktır ve tertemiz cam gibi suları olan akvaryumlar haline gelecektir. Bunu ben tamamen kendim gözlemleyerek denedim arkadaşlar. Biliyorum yani kum olan akvaryumlara çöpçü attığınızda hem görsel olarak keyifli olacak hem de akvaryumlarınız şıkır şıkır tertemiz berrak olacak. Yani normal cama cam attığınızın bir akvaryumunda bile bu, bakın burada bile mesela o kadar yoğun tortu yok. Tamam mı? Bunlar çünkü çöpçüler ne yapıyor ben onu söyleyeyim size. Ağzına aldığı bütün ağzına sığan her şeyi mikronlara ayırıyor. Onu yemiyor arkadaşlar. Gerekli olan besinini alıyor. Gerisini tükürüyor arkadaşlar. Bu dışkı da oluyor. Yiyor gibi gözüküyor. Ağzına alıp ufalıyor arkadaşlar. Bu sayede çok çok küçük parçalara, toz zernecikleri gibi toz zerneciği gibi küçük hale getiriyorlar. Ele de aç bıraktığınızda dibi bildiğiniz tarıyorlar. O küçük toz zernecikleri de pipo tarafından çekiliyor. Çünkü büyük bir parça olmadığı için, küçük ufacık toz gibi olduğu için pipo onu çekiyor. O çekmeyi de nasıl söyleyeyim size? Arkadaşlar çöpçüler birdenbire seri giden giden balıklar, kumu havalandırıp yellendiriyorlar. O hep gezdikleri yerlerde o havalandırdıkları için pipoya bir şekilde o çöpler gidiyor ve dipleriniz tertemiz oluyor. Çöpçü balığı sadece bana göre akvaryumu temizlemesinden yanı sıra tamamen görsel zevki olan bir balık diye düşünüyorum. Ya bende de gördüğünüz üzere bir nereden baksanız 16-20 türe yakın çöpçü var, saymadım ama özel türler sadece 15 türe yakın özel tür çöpçümüz var. Dediğim üzere arkadaşlar yani çöpçüler dediğim gibi hem görsel hem temizlik açısından akvaryumun bakteri oturması açısından çok çok daha yararlı balıklar arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim, rafyada bitki olan akvaryumlarınızda yavru Lepistes kılıç canlı doğuran olursa arkadaşlar bitkili akvaryumlarınızda kurtarma şansınız olabilir. Ama çöpçüler obur balıklar olduğu için ağzına sığan yavrularınız varsa yiyeceklerdir. Sadece görsel olarak isteyen arkadaşlar da yani yapabilir bu balığı. Ama benim çok favorilerim arasında. Her balık da yemiyor arkadaşlar. Ben onu da söyleyeyim size, yavru yemiyor. Mesela pikme türleri kendi yavrularını bile yemiyorlar. Harbotuslar yemiyor. Albinolar zaten parçalıyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şimdilik bugün böyle olsun arkadaşlar. Daha ilerleyen zamanlarda farklı videolar ve bilgiler olarak inşallah bilgi atacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.